Meğer Müslümanlar faizden oranlar yüksek olduğu için kaçıyormuş. Düşüverince herkes faizci oldu. Şimdi şu caminin önüne birisi dursa, eline tabağı, çok çok affedersiniz, domuz etini pişirse, buyurun domuz eti dese, linç ederiz değil mi? Sen Müslüman mahallesinde sallangoz mu satıyorsun dedi, linç ederiz. Peki faiz alıp da bu camiye girenler faiz yiyip de yok mu? Allah'a kasem ederim, faiz yemek domuz eti yemekten daha büyük günahtır. Allah'a kasem ederek söylüyorum, şu kürsüde, şu camide domuz eti yemekten faiz yemek çok daha büyük günahtır. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Faiz yiyenler Allah ve Resulü ile savaşıyor demektir. Bundan daha büyük tehdit ne olsun ya? Elinde kılıç, elinde silah, karşıda Allah ve Resulü savaşıyoruz. Şu ümmetin başına gelen işte bu emir ve tavsiyelere muhalefet ettiği için. Niye? Allah-u Teala ne buyuruyor? يَمْحَقُ riba ve yürmis sadaka ve yürmis sadaka. Allah faizle yapılanları batırır. Er veya geç batırır. Efendimiz diyor ki hadis-i şerifte, faiz diyor kazandırır gibi gösterirse de nihayetinde batırır. Çoğaltır gibi gösterse de nihayetinde batırır. Millet düşük faiz diye hücum, şimdi de suçlu arıyoruz. Kusura bakma, suçlu kendimiziz. Hiç sağa sola bakma. Suçlu kendimiziz. Çünkü Allah ferman buyuruyor. Faiz batırır. Allah söylüyorsa doğru. Bir düşünün ya. Allah ve Resulü ile savaşanın kazanma ihtimali var mı? Ya bir düşünün. Azıcık bir düşünelim. Allah ve Resulü ile savaşanın bu savaşı kazanma ihtimali trilyonda bir var mı? İşte kaybediyoruz. Çünkü madem ki faiz almak Allah ve Resulü ile savaşmaktır, öyleyse bunun kaybedilmesi muhakkaktır. Onun için derhal tövbe edelim. Derhal bu işten uzaklaşalım. Bunu şeytanın yaptığı gibi yorum ve teviller yapmayalım. Yok efendim, kuluna istesek vermiyor da, boşlanıyor da, işte kuluna boşlanmaktan iyi de, filan hoca fetva veriyor da filan. Rica ederim ya. Ya ben ayetten bahsediyorum, sen filan hoca filan hoca diyorsun. Allahu Teala buyuruyor. Estağfurullah. Ve ahallallahu'l bey'a ve harrama'r riba. Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı. Bitti.